Mesela kendi aralarında anlaşma, ama tabii Kız Kulesi'nin falan yahut Galata'nın hiçbir suçu yok. Bizim güzel semtlerimiz, yani ben onu iftarla da yayınlayabilirim yani şey yapamam. Ama öbürlerle beraber birlikte gördüğümüzde bu bir alamettir. Tek başına bir anlamı yoktur bunun. Mesela Kız Kulesi de öyle. Mesela orada bizim aslanlarımız, Anadolu'ya silah kaçıran yiğitlerimizin tekneleri çevrilip orada infaz edildiği yerdir Kız Kulesi. Orada şehit ediyorlar, mavnalarına götürüyorlardı bizim şehitlerimiz aslında. Ne kabadayılar gitti orada, ne yiğitler şehit edildiler. Mesela İngiliz polisi orada duruyor, düdük çalıyorlar, durdurun diyorlar. Tekneleri var, tekneyi Kız Kulesi'ne çekiyorlar. Kız Kulesi'nin içerisinde işkence yapılıyor aslanlarımıza. Orada şehit edip sonra mavnayla gönderiyorlardı. Çok uzak mahallelerden denize ayaklarına taş bağlayıp, ağır bir cisim bağlayıp denize atıyorlardı. O yüzden hiç bulunamadı bizim aslanlarımız, şehitlerimiz. Yani o devirde hep kaybolmaları oldu. Yani hiçbiri bulunamadı. İşte Ustura Kemaller falan o devrin, yani o tip isimler, o devrin insanları. En anlı şanlı kabadayılar, yiğitlere böyle yok edildi İngilizlerin devlet tarafından. Onun için Kız Kulesi onlar için kanlı bir kuledir. Galata da bir kanlı kuledir. Onun hatırasını unutamazlar onlar. Yani hep böyle İngiliz derin devleti mensupları onları öyle bir sembol olarak kullanırlar. Ama aynı zamanda bir homoseksüel destekçiliği, ateist destekçiliğiyle beraber görürseniz bilin ki İngiliz derin devletin uşağı. Yani olma hissi ihtimali çok yüksek demektir. Bazen de yalakalık yapıyorlar. İngiliz derin devletin kapısında bekliyor. Hani alır mısınız mantığında. Sürekli mesela o 10 yıl falan yalakalığını yapıyor. Belki bir gün kabul ederler diye. Kendilerini beğendirmek için onların hepsine alçaklıkla, şerefsizlikle boyun eğiyorlar. Evet. Çok fazla internet sahte siteleri oluyor bunların. Evet. Sahte sitelerinden kendilerini övdürtüyorlar. Mesela bir homoseksüel görünümünde kendini övdürttürüyor. Bir efendim İngiliz derin devleti sempatizanı görünümünde kendini övdürtüyor. Böylece İngiliz derin devletin gözüne girmeye çalışıyor. İngiliz derin devleti böyle kolay kolay adam da almıyor. Onun için bu yalakalar yalvarıyorlar almaları için. Evet. Yani çok alçak bir sistem var. Kız Kulesi karakoldu o zamanlar. İngiliz karakoluydu.